CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim çalışmalarını Ankara'da sürdürdü. Başkentte kendilerinde olan 3 ilçe belediye sayısını artıracaklarını söyledi. Çok büyük bir zaferi müjdeliyorum size şimdiden diyerek duyurdu bu beklentisini. Özel'in gündeminde ayrıca ekonomi vardı. Ekonomide yaşanan gelişmeler, eleştirilerini emekli maaşı üzerinden ifade etti. Büyükşehir seçiminde Mansur Başkan tamam ama rehavete kapılmak yok. Bunun için bir tek oyun bile önemi var. Genel Başkan Özgür Özel sandık çağrısı yaptı. Rehavete kapılmayın dedi. Herkes mutlaka oy kullanmaya gitsin diye de sözlerini ekledi. Biz seçimi kazanıyoruz. Olsun varsın. Ben gitmesem de olur. Bu seçim belki bir oyla Ankara Büyükşehir'e bir fazla belediye meclis üyesi yollayacağımız ve o bir oyla Ankara'da çoğunluğu kazanacağımız bir seçimdeyiz. Seçim çalışmalarını Ankara'da sürdürdü Özgür Özel. Başkentte kendilerinde olan 3 ilçe belediye sayısını arttıracaklarını söyledi, hedefini açıkladı. Ankara'da 3 belediyemiz var ama bu seçimde çok sayıda belediyeyi kazanacağımızdan hiçbir şüphem yok. Çok büyük bir zaferi müjdeliyorum şimdiden size. Şunu da biliyoruz ki bu seçimde Etimesgut'u alırsak bir daha kaybetmeyeceğiz. Özgür Özel'in gündeminde ekonomide yaşanan gelişmeler de vardı. Eleştirileri emekli maaşı üzerinden oldu. 3 Kasım 2002'de bir emekli maaşı, en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün 2,5 çeyrek altın bile alamıyor. 2018'deki 1000 lira 2021'de 2000 oldu. Bu seçimde çok konuşuldu. 5000 yapacağız dediler. 3000 yaptılar. Bu 3000 lira sadece 6 kilo dana kıyma alıyor. Parti liderleri genelde bugün Ankara'da geçirdiler. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Ankara'da esnaf ziyaretindeydi. Altındağ Belediye Başkan adayı Remzi Sağlam için o istedi. Bol kazanç diliyorum. Arkadaşımıza oy istemeye geldik. Tek tek esnafın kapısını çaldı. Adayı için oy istedi. Oy istemeye geldi kızım. Ben İYİ Parti Belediye Başkanı Altındağ'ın destekleriniz, dualarınızı bekliyorum. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Altındağ ilçesindeydi. İktidarın da diğer ana muhalefetinde yani bir sağ bir sol kulağa şöyle bir çekin, hemşeriniz, oy verin. Esnaf ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtladı İYİ Parti lideri. Biz İYİ Parti olarak başından beri emeklilerle ilgili halinin ne olduğunu onların içinde yaşayarak gördük ve konuşmaya başladık, anlatmaya başladık. Bazı düzenlemeler yapıldı ama yetmez. Bir emekli maaşına seyyanen 11 bin lira zam yapılması gerekiyor.